15-20 gün öncesinden öncesine kadar hı hı. Nefise ile Ertuğ bir kavga içinde miydi? Evet, gerginlerdi. Yani Gerginler, bir problem vardı, var, değil mi? Nefise daha çok. Kavga vardı. Kavga varken Nefise Ertuğ söylediğinde Ertuğ diyor ki O zamanlar kırılıyordum diyor. Hı hı. Peki son 15-20 gündür aralarında bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Yokken de kırılmıyor. Yani ben anlamadım. Kavga varken yazmasına kırılıyorsun. Kavga yokken yazması kırılmıyorsun. Buradan da tek bir sonuç çıkıyor. Ertuğ kendini potaya yakıştırıyor. Evet. Bu kadar basit. Başka bir açıklaması yok. Yani kimsenin hakkını yemeyeyim diyor. Tabii. Ee, Eğer. Yani hem Nefise'ye genel anlamda en uzak benim. Hem de burada kalanlar arasında Can sudan sonra. Yani onu söylemesi, söylenmesi çok normal geliyor yani. Peki cansu potaya girmemiş ama Ertuğ potaya girmiş olsaydı böyle bir konuşma yapmamış olabilirdi. Hı hı. Yani. Ama farkında o da. E, son ben kaldım. E benim yerime Osman ya da Yusuf girmeyeceğine göre hı hı. ben girmişim. E kabullenmiş yani. Hoşuma gitmedi bu davranışı. Bu şeyi konuşacak mıyız? Büyük SMS'le ilgili veterimiz var. Şimdi tam olarak onu giriyoruz. Ha, süper. Hı. Çünkü evet. çok önemli bir konu. Ee, hani orada bence yarışmacıların fanları da çok e, stratejik ve akıllıca davranmalılar. Hı hı. Çünkü bazı yarışmacıları özellikle bence e, zor bir viraj bekliyor. Evet tamam o zaman bu görüntüleri izleyelim. Toplu oylamayla alakalı açıklamayı izleyelim. Üstüne burada değerlendirelim. Evet toplu SMS açıklamasını yaptı Hacun Bey. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüntüleri? <laughs> bu SMS'te iki kişinin kafası rahat olsun. İsim vereyim mi? Etkiler mi bir şeylere? Ya, Vermeli ya miyim? Eskiyorsun. Daha SMS açılmadı ya. ya. yorum yapıyorsun ya. Yorum yapıyorum. Fikrini söylüyorsun. Senin gibi düşünenler olduğu gibi düşünmeyenler de olacak. <laughs> muhakkak. Nefise ve Özgür arkasına yaslansın. Ya, en son bunu avatara takan diyordu. Arkasına bir yaslandı. Orada uçağın koltuğu yandı böyle. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> burada öyle olmuyor işte. takır takır birincilikleri alan bir kadın başına tak tak istediği kişiyi potaysa bir nefise var. Nefise fanları, evrim sizi kandırıyor. Ya çünkü oyatmazsanız yani oy bu akşam çıkarsa istiyorum. Nefise elenebilir. Bakın bu tehlikeyi görün ve Nefise oylarınızı esirgemeyin. Şunu düşünüyorum. Yani, Nefise rahat etsin fanları çünkü arkasında duracak demek evet, istiyor. Evet yani Nefise evet. ve Özgür arkasına yaslansın. Niye? Çünkü bence iyi SMS alacaklar. Özgür'ün vermiş olduğu röportaj ve konuşmaları ve samimiyeti birçok kişiye geçti. daha çok sıcak... Bir iki gün olmuş hala konuşuluyor hı hı. E, Akşamın ipuçlarında izliyoruz Akşamına da e, SMS açılacak Özgür'ün kafa rahat Nefise'nin de kafa rahat Performans var kadında Takır takır alıyor dokunulmazlıkları Oyunu bozuyor İstediğini potaya sokuyor O da SMS'ini alacak Ertuğ Osman Yusuf Kara Uçtu. kara düşünsünler evet. Acaba Osman ben Ertuğ'dan fazla SMS alabilir miyim? Ertuğ desin ki acaba ben Osman'a elenir miyim? Yusuf desin ki benim performansım daha iyi ama ya Osman'a elenirse mesemeste? Üçü kara kara düşünsün. Evet yani şey gibi oldu bu Nefise'nin onların hangisinin ismini söyleyecek diye bekledikleri o üçlü Ertuğ, Osmancan, Yusuf anı gibi oldu. Şu anda da yine finale acaba bu üçlüden hangisi çıkacak? Valla bence onlar da farkında. Ee, atıyorum potada olan bir Osman ya da potada olan bir Yusuf dokunulmazlığı kazansa bile yanına Nefise'yi istemez Özgür'ü istemez İlk isteyecekleri üçlü Ertuğ Yusuf Osman ee, Özgür'le Nefise'yi hiç kimse potaya bile sokmayacak SMS'leri güçlü olacak diye yanlışlıkla bizi elemesin diye hmm. Böyle Çünkü düşündüm. ben de potaya girebilirim diye Tabii. düşünecekler bu arkadaşlar arasında en büyük tehlike Ertuğ'da bence. En büyük tehlike. Çünkü e, Nefise, Özgür, Yusuf. E, bunlar arasında Nefise'nin ilk tercihi Ertuğ. Özgür ve Yusuf'un da ikinci tercihi. Nefise'den sonra Ertuğ. Hı hı. Bir de Ertuğ'un yanına Nefise geldi ya bence Ertuğ'un işi daha da zorlaşır. E, üçüncü zor olan da bence ne olursa olsun Osmancan. Çünkü Ertuğ alırsa kendi potaya girme ihtimalini düşünüp Bence kafasında bir hesap yapıp Osmancanı söyleyebilir. canı hı söyleyebilir. Hı. Evet. Hı hı. Onun hı hı. dışında Özgürle Yusuf da e, Nefise ve Ertun olduğu bir potada birbirlerini söylemek yerine Osmancan'ı söyleyebilirler. Ama bir yandan bakıyorum çok zor bir durum. Yani mesela diyelim ki Nefise ile Ertuğrul aday. Çünkü bu en olası senaryo. Hı hı. Hani biri Nefise alsa, biri Nefise almasa muhtemelen Nefise ve Ertuğrul aday olacak. Hı hı. Bak muhtemelen. Bence de. Bunun yanına Hiç da bunun için. yanına da Muhtemelen Özgür ya da Yusuf bir isim söyleyecek. Özgür ve Yusuf'un söyleyeceği isimleri burada tartışalım. Mesela Özgür Yusuf mu der, Osmancan mı der? Osman Ha, der. bak şimdi Özgür'ün sınavı. Bak şimdi. Yusuf der, Survivor'da, Survivor'da bugüne kadar Özgür Yusuf. Der. Bunun çok örneği var. Yarışmacılar doğru hamleleri yapıyor, yapıyor tam bu zaman teci hmm. gözünde yükseliyor, bir karar veriyor, bir çuval incir berbat oluyor. Şimdi Özgür baba hikayesini anlattı. Evet. Anlattı, ağlattı, konuştuk, ettik, helal olsun dedik, öyle dedik, böyle dedik, şöyle dedik. Ama bu hikayenin üzerine Yusuf mu, Osman mı noktasında. Eğer Osman derse o hikaye bir anda seyirci gözünde şöyle. Osman da yıkılır. Tuz ve buz. Evet, direkt çöp. İşte orada özgür bir sınav bekliyor. Özgürün orada e, mantıklı karar vermesi lazım. Çünkü Yusuf'la çok iyi. Ama Osmancan'ın farklı bir yere koyduğunu bize hissettirdi. Evet. Yani bir baba oğluna kıyar mı? Orada ortaya çıkacak. Yusuf için durum daha farklı. Yusuf'un yola çıktığı bir Osmancan var. Sonradan iyi olduğu bir Özgür var. E, orada tercihi bence Özgür olur. O da Osman'ı söylemez. Hı hı. Ama bak ne diyorum? Özgür Osman derse şampiyonluğu unutsun. Bence. Bildiğin unutsun. Hani Yusuf mu Osman mı diye kalabilir çünkü. Nefise Ertuğ varken ya söyler ama Yusuf mu Osman mı nokta belli olmaz. Bak gerçekten bak hiç unutmuyorum 2021 Hı -hı. senesi Berkay gitti. Hı -hı. Bombayı Hatım patlattı. Arkadaşlarından birini bir söyledi karşı adaylar varken. Aleyna'yı söyledi. Bir anda galiba. iki hafta böyle SMS'te e, birinci Hı -hı. olan Berkay hemen arkasından elendi. Hı -hı. böyle bir, bir anda katla. böyle bir basiretimi bağlıyor. Allah mı şaşırtıyor, şeytan mı dürtüyor? Hani 10 tane bununla ilgili deyim söyleyebilirsin ama bazen Ben de dedi, bazen arkadaşlarıma olabiliyor. sorayım dedi. Düşünün ben bu masadayım, sizinle her anımı geçiriyorum. Ama bir fikir danışırken bir size de Ayşe değil de soruyorsun. ekstra masasına gidiyorum Ayşe, mesela. Ayşe. Ayşe Survivor panorama işte. ya aynı. Ha, doğru o hafta yani Ben gidiyorum ekstraya danışıyorum. Dersiniz ki evrim biz neciyiz ki burada bizimle niye konuşmuyorsun da ekstra masasına gidiyorsun. Aynısını yaptı yaptı Berkay'da o hatayı yaptı. Hmm. Yani evet. evet. Yani, ee... ya, Ama ben yine de Özgür'ün böyle bir hatayı e, daha önceden ya. görüp böyle bir hata yani bunun hata olacağını görüp böyle bir hamle yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü Özgür'ü stratejik yarışan bir yarışmacı olarak gördük bu zamana Kuzey kadar. kuru olan Sabeften Osman. dolayı böyle bir hata düşmez. Bir şey olmayacak gibi. Evet Osman şu an e, tüm yarışmacılar tarafından belki bir tek Ertuğ tarafından söylenir. Ertuğ şöyle Ertuğ yazı şimdi Ertuğ 3 oyunu almazsa bence büyük ihtimalle potaya girer. Yani iki oyun alsa da birinde giriyor. Hı hı. Şimdi öyle bir noktada e, bence Ertu kendi potada olacağını bilip ilkini kazansa Osman'ı söyler. İkinci ya da üçüncüyü kazanırsa da Zaten içerideyse kesin Osman'ı söyler diye düşünüyorum ben. Hı hı. O yüzden Osman'ın burada ne yapıp edip e, Ertuğ'un ileri gitmesini engellemesi lazım. Yani e, onun dışında Osman'ın tehlikesi yok. Dediğim gibi ancak özgür bir şaşırırsa Osman diyebilir. Onun dışında e, ben zannetmiyorum ki Nefise ya da Yusuf kolay kolay Osman'ı söylesin. De.